Aa hayır lan, daha da başka bir şey yapmış. Ne yaptınız oğlum? Jenler bitmeden nereye geçmiş? Bu kapının arkasına geçmiş. Bu da kapının köprüsünden düşmüş aşağı. Ne yaptınız oğlum siz? Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bir günlük nefeslenmenin ardından tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Videoların düzeninde herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü 14 gün arka arkaya video atıp bir tane atmayınca hemen birkaç yorum gelmiş. Yoksa yine mi gidiyor falan filan diye. Öyle bir şey yok, düzenim oturdu artık. Ara ara böyle hani 1-2 günlük dinlenmeler olur tabii ki, çok normal. Ama onun harici bu düzende devam edeceğiz. Aynı zamanda işte birkaç güne İbo falan da geliyor. Hani ekip toplanmaya başladığı zaman farklı oyunlar da gelecek. 4 facecam'lı videolara falan da döneceğiz. Bugünkü olayımız gençler şu Perk. Zaten videosunu çekmiş bir hafta önce falan. 32 metrelik mesafeden kapağın haresini gösteriyor bize sona kaldığımız zaman. Fakat bir önceki videoda hesapta puan olmadığı için anahtar çıkartamamıştım. O yüzden kapağı bulsam bile katil kapattığı zaman sonradan açamadığım için bu build hani böyle eksik kalmıştı. Benim de içimde kaldı. Yaklaşık 15-20 tane de yorum gelmiş o şekilde, hani niye anahtar almadım falan diye. Dedim ki bir tane daha patlatayım. Zaten Survivor sırasıydı. 2-3 tane katil attım arka arkaya. Anahtarıma 2 tane eklenti taktım bu arada. Maç içerisinde sağ tıka basılı tutarak katilin yerini de görebiliyorum. Ya bu map çok kötü ya. Şu map Allah şuna bir rank rework'ü getirin bak. Spotlarından falan bahsetmiyorum. Bir rank rework'ü getirin şu an. O ne lan, hilbilim o. Simsiyah bir şeyde oynuyorum ya. Anahtar sayesinde arkadaşlar katil hatch'i bulup kapatsa bile yerini görüp tekrar gidip hatch'i açacağım. Böyle de tehlikeliyimdir. İki tane trafik cezam var diyorum kızım sana. Dede loop atıyor, diğerleri jen yapıyor. Şu an paralel evren gibi bir şey. Bunun tam tersinin olması lazım normalde. Şşş, ne gerek var böyle şeylere? Sakın oradan önüme falan çıktın değil mi? Spot'u çok akıllı bir şekilde saldık. Ne zaman böyle anahtar alsam katili görme amaçlı anahtarı kullanmayı unutuyorum. Az önce katile umarım oradan önüme çıkmazsın diyeceğime sağ tıka basılı tutup yerini görebilirdim. Ama farkımız tarzımız arkadaşlar. Hilbili 2v8 katil videomuzdan sonra sana biraz ısındım. Bugün zaten birkaç saat önce de... Ne oluyor bir dakika? Hilbili'nin hikayesini attım arkadaşlar, biliyorsunuz ki... Konuşma da bir oyununa odaklan. Kendimden duyamadım yemin ediyorum ya. Sikeceğim Hilbili'ni de hikayeni de ya. Seni bir tane delikten besliyorlarmış. İyi yine delikten beslerken ellerini falan kapmamışsın milletin yani. İyi yapıyorlarmış. Vahşi herif ya. İnsan der ki ulan bunlar bana böyle davranıyor. Ben bunlar gibi olmayayım. Ben kendimi topluma kazandırayım. Kendimi eğiteyim. Hayvan herif ya. Sen niye gidip hayvanları parçalıyorsun oğlum, millet sana kötü davranıyor diye. Arkadaşlar kırarım ya bunun kafasını bak. Hayır hayır hayır. Abo. Sonra ne olacakmış? Geliyor mu lan? Ya niye tunnel'a yedim ki ben şimdi? Niye tunnel'lıyorum ben şu an mesela? Hillbilly Bay. Şuradan bir fast vault'la kaçmaya çalışalım arkadaşlar. Salak orada arıyor, salak orada arıyor. Oho başkan! Tamam arkadaşlar, tamam bir uzaklaşalım. Lan manyak piç. Ruh hastası mısın lan? Ya buradan niye geldin? Allah'ım ya Rabbim ya. Niye oğlum? Bunu niye asmıyorsun? Benim anahtarım olduğunu mu gördü acaba bu ya? Yine bir ruh hastasını bulduk ya. Yine. Bu ne oğlum? Kurtlar Vadisi'nin introsu gibi. Çok güzel. Takım mahvoldu. Kovalayacak mı hala beni? Artık kovalama istiyorsan da. Arkadaşlar şu salakların hepsi ölsün. O öldü de diğerlerinin ilk. Ama ben bunları nasıl alacağım yaralıyken? Ya barbekün mü var cidden? Cidden barbekün mü var? Hayvan herif dur dur. What the fuck man? Arkadaşlar takımda kolej havası var şu an. Gördüğünüz gibi. Takım cav. Yani adamla gerçekten biraz ruh hastasına yalan söyleyeyim. İğrenç bir maçtı. Ama Morris'i varmış ya. Sen acun musun? Parmak arası terlikle geldim oraya attı Allah'ın belası ya. Ya bu katillerde de şeyi anlamıyorum. Birinin elinde anahtarı gördü mü? Sanki yani adamın evini soyacağım ya. Hemen o kişiye fokus atıyorlar ya. Oğlum anahtar artık eskisi gibi değil. Kapı açıp 4 kişiyi kaçıramıyorum artık. Tek başıma masum takılacağım. Git diğerlerini öldür ya. Bu arada arkadaşlar Eda'ya geçtim yine. Şu ayak izi ses çıkarmama perkü falan bence gerekiyor. Şunu bir yok et. Şuradan hemen bir tane daha alalım. Anahtarımda bu sefer katilleri görme eklentisi yok. Kurbanları görme var ama elimde EMP olduğu için. Ne yapıyorsun lan? Bu katil de çok garip ya. Chase'in ortasında gidiyor, oturuyor bir yere, çift etelli oynuyor anasını satayım.
Hani bazen paletin hitbox'ı büyük oluyor da vuruyor ya oralara falan. Ben çok yedim öyle palet safe. Bir deneyeyim dedim arkadaşlar yani şimdi. Kalede kaleci var diye şutta mı çekmeyelim. Çok önemli bir palet değildi zaten. Onu biz telafi ederiz firmamız olarak. Çok özür dileriz böyle bir hatadan dolayı. Şunu yok et. Hemen şunu al. Tamam gene devam. Alo. Beyefendi kor muyuz? Ne oluyor lan? Fırçuk, fırçuk, fırçuk. Oğlum yeter kaç tane var? Fırçuk, fırçuk, fırçuk yeter ama vereyiz. Fırçuk, fırçuk, fırçuk. Her şeyi attın bana ya. Yanıma ışınlanacak. Paleti çok hızlı kıracak. Nema problema. Bir daha ışınlanacaksın. Işınlansana. Zortingen Strauss kemi peki? Zortingen Strauss kemi? Ne oldu oğlum? Sen öyle strateji yaparsan anladın. Galiba yanımıza ışınlanacak. Hay Allah'ım yarabbim ya. Yine beni buldu ya. Aa şerefsize bak. Beni kullanarak buraya ışınlanıp onlara gitti arkadaşlar. Bir peçete gibi kullanıldım ya şu an. Oğlum kimsenin beni bir basamak olarak kullanmasına izin vermem. Fırlarsın fırlarsın. Sen adamsın. Işınlandı ama gelmedi galiba. Yani bak sen lane olsun ben Eda'yım. Yani şu jeni şuradan kaldırsam şurayı SS atsam birisine. Aa Resident 4 mi oynuyorsun diye sorar bana. Ama DBD'de ikisi. Dead by Daylight bu yönden güzel bir oyun. Hiç tahmin edemeyeceğin ikililer bir anda Dead by Daylight'a gelebiliyor. Nicolas Cage'in ne alakası var mesela değil mi? Gerçi o oğlu bu oyunu çok sevdiği için mi ne gelmiş. Bu arada Nicolas Cage demişken bu Long Legs filmi var arkadaşlar. Aşırı yüksek oy almış IMDb'den, Rotten Tomatoes'tan falan yani. İzleyiniz var mı aranızda? Galiba adam geldi kral. Tam anlamadım ama büyük ihtimal bize geldi. Lan bundan mı bulaştı bana? Adam çünkü chase'in ortasında yani ikinci bir yardımcı katil yoksa. Ya oğlum şu tablo ne şu an ne yapıyorsunuz ya? Ya işte takım gücü kardeşim takım gücü. Tamam siz ne bokuyorsanız in şimdi. Ahmet için hiç arama vakti. Kaçamadı mı lan o? Ah lan o kadar çabalamıştık bir de adam için. Fıçink. Bu sefer de anahtar aldım ya aman katilleri önce bulup kapatmasın tamam mı aman. O anahtarla tekrar açılışını göstermeyeyim için. Aha sonunda ışınlanmalı map bana da geldi Survivor'ken. Ya yine mi hilbili ya? Çok tehlikeli. Yani bütün kıvrağımı senin ağzına attım ne yapıyorsun? Aha hedon mu var lan ne yapıyorsun? Ana arkamdaymış ya adam. Lan palete gitsem ölüyormuşum gördünüz mü? Kanka ne yapıyorsun ya? Bana saçma sokuk paletler yediriyorsun şu an. Oo bu arkadaşlar bu Hillbilly'nin çömez hali herhalde o hikayede anlattığım küçük hali var ya. O galiba. Çömez bile diyebilir miyiz? Gitti anasını satayım. Bu daha şey o tuğlalara kapatıldığı küçük oda var ya. Oranın içindeki hali daha testereyi falan bilmiyor. Bak bak. Oğlum efendi dur lan. Şurada seni ziyarete gelmişiz. Kaç günüm kaldı kardeşim? Allah kurtarsın ya. Çok masum bence arkadaşlar. Bunu buradan bıraksalar kimseye zarar vermez diye düşünüyorum ben yani. Takım mahvoldu arkadaşlar. Şu adama da 3 kişi öldüyseniz zaten ölmeyi hak etmişsinizdir. Almıyorum hiçbirinizi. Var mı bir isteğin? Onu nasıl yapayım kral ama sen de çok şey istiyorsun şimdi ya. Mırıbı. Barbekü mü var reis? Ne değişik salak bir yaratıksın anlamadım ki ya. Nasıl kıvrak kullanım arkadaşlar? Adam bana gelince mi kötü oynuyor yoksa bizimkiler daha da mı kötü adamdan anlamadım yani hani. Bak yine beni gördü oradan. I'm gonna take you by surprise and make you realize Amanda. Oho senin testere reis bu ne ya? İbo bile daha iyi oynuyordur anasını satayım. İbo bile, İbo bile, İbo bile veriyor senden daha iyi kararlar. Au! Fake. Zoltingen Strauss. Reis anahtarı bitireceğiz hadi amına.
Lan! Tamam, Emir vur. Emir vuracak şeye gideceğim arkadaşlar. Şuradaki TP'ye. Lan gireyim. Uhu! Man! Man down. Bu gerçeğe korkmasa günlük bir şans ver. Hoşt amniu. Oğlum şu spotlar çok kötü ya. Hiçbir şey yapılmıyor şu spotlarda da, yakınımda da başka bir şey yoktu. Jene otursalar şu an bütün jenler bitmişti biliyorsunuz değil mi? Bunlar hayatta gelmez beni almaya. O ne yapıyor lan o? Maraton koşusuna mı başlayacak o? Aa, bunlar şeyi mi yaptı? Bir tane map bug'ı var. Evet, onu yaptılar. Nasıl yapıldığını bilmiyorum da. Bir şey yaptığınızda böyle bug'a giriyorsunuz. Haritanın böyle muşamba, kırmızı bir muşamba serilmiş gibi bir şey oluyor. Dur ben öleyim de şunları izleyeyim bir. Ya arkadaş, anahtar aldım. Bir kere bile hatch kapatıp anahtar kullanabilecek bir konuma düşmedim ya. Aa hayır lan, daha da başka bir şey yapmış. Ne yaptınız oğlum? Jenler bitmeden nereye geçmiş? Bu kapının arkasına geçmiş. Bu da kapının köprüsünden düşmüş aşağı. Ne yaptınız oğlum siz? Oo, bunlar ne yaptı? Bozmuşlar arkadaşlar oyunu. Şuna bak, adam aşağı düşmüş köprüden, yanıyor. Baksana, bu da çıkış kapısının oradan onu izliyor. Adam da bunları arıyor ya. İlk defa böyle bir bug gördüm oyunda. Ben öbür kırmızı muşambalı bug'dan sandım. E bu gidiyor. Kaçmış da sayılmıyor böyle yaptığı zaman. Bir gitse ya oranın sonuna kadar. Bir git bakayım ne olacak. Sayılacak mı kaçmış? Bayağı gidiyor böyle. Aa, kapının sonunu... Oha, alo? Bro? Hey bro? Güzel kardeşim, bana ne güzel içerik çıkarttı ya şu an. Evet arkadaşlar, böyle ilginç bir şey yapmışlar. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum açıkçası. Bak şurası o bahsettiğim kırmızı muşambalı kısım gibi, bak şu taraf. Sırf ben sona kalıp hatch olayını göstermeyeyim diye adamlar daha önce hiç görmediğim bir bug keşfetti yani, müthiş. Bak, tüm jenler bitmeden haritanın dışına çıkma bug'ı gördüm. Hatta bunu ben de yaşadım falan ama bu Eda'nın yaptığını anlamadım. O köprüden bildiğiniz aşağı atlamış yani. Onu nasıl yapmış onu anlamadım. Çünkü köprünün yanları kapalı. Oradan aşağı atlamak için tırmanman lazım ki bu oyunda tırmanma animasyonu yok. Ya da oranın içinden geçmen lazım. Hani bildiğin köprünün altına geçip oradaki yanma animasyonlarını falan gösterdi yani, ilginç bir şekilde. Anlamadım nasıl yaptı. Arkadaşlar az önce Cold Wind Farm'da Nurse'e karşı bir maç atıyordum. 7-8 dakika oynadım. Çok da iyi oynadım. Karşıdaki Nurse çok kötüydü. Tak! Elektrik gitti. Kayıtları MP4 şeklinde aldığım için elektrik gittiği zaman geri getiremiyorsunuz. Şu şekil oluyor gördüğünüz gibi. Kayıt esnasındayken böyle oluyor. Kaydı durdur dediğiniz zaman şu şekil MP4 haline gelmiş oluyor. Şu maç Nurse'un maçı işte gördüğünüz gibi. Geri MP4 haline gelemedim maalesef. Çünkü tam o sıra elektrik gitti. Maçı da büyük ihtimal kaybedecektik biliyor musunuz? Sona kalacaktım yemin ederim. Nurse çok kötüydü ama bizimkiler de kötüydü. Biri zaten ölmüştü, bota düşmüştü. DC atmıştı Nurse'u görünce. Diğer ikisinin de son asılışıydı ve 3 can vardı. Ben de bir kere asılmıştım. Yemin ederim ne yaşadıysam onu anlattım yani. Build yapmamı istemiyor bu oyun. Ben onu anladım artık. Anahtar göstermeyeyim diye adam bug keşfeder. Yine onu göstermeyeyim diye elektrik gider. Arkadaşlar, The Game'siz video olur mu? Tabii ki olmaz. Anahtar işini de Fengmin'e geçerek çözdüm. Onda da Eda'nın o iz bırakmama perk'ü varmış. Onu da aldım. Artık bir testere sponsorluğu gelsin ya he. Toby Mel Reis yap bir şey be. Sav 11'de oynasam ya arkadaşlar. Sizce tuzaktan kurtulur muyum Sav 11'de oynasam? Raid geldi, çok güzel. Direkt lose, maça lose yaz. Biz hatch'ten kaçmaya bakalım. Allah'ım sonunda yani beni değil de başka bir kurbanı seçen katil. Çok teşekkür ederim. Yani sadece şu inceliğiniz için bile beni tavladınız. Ya hiladığım adamın nickine bak. Gerçekten ben bu oyunda çok ilginç nicklerle karşılaşıyorum ya. Bir oyuna giriyorsunuz. O ne la? Şunu devir ya, uğraşamam. Bir oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Nick bulmanız lazım. Ve büyük göt yazıyorsunuz nickinize. Bu arada şu an jen olarak falan iyiyiz. O yüzden paletlere çok acımıyorum. Ya da düşünsenize, bir oyuna giriyorsunuz. Nick bulmanız lazım. Nickiniz Get Low. Bir önceki izleyemediğiniz Nurse maçına da Ibo'ya sallamıştım. Bak sırf o kısma üzüldüm ya. Sırf o kısım yandığı için üzüldüm. Ne demiştim arkadaşlar biliyor musunuz? Birisi disconnect attığı zaman yanında bot yazıyor ya. Ben de şöyle bir teklif sundum. Ibo gibi oyuncuların yanında disconnect atmasına gerek kalmadan bot yazsın. Yani kendisi oynarken yanında bot yazsın. Ben onu bot sanayım. Ona göre oynayayım. Şimdi Get Low yazınca, yanında bot yazmayınca ben onu normal insan zannediyorum. Bu sefer ne oluyor? Diyorum ki bu tamam, bu iyi bir oyuncu. Dur. Buna gideyim beni heal'lasın. Tamam, bu iyi chase atar falan diyorum. E tam tersi kardeşim. Bunun yanında bot yazsın ki ben o adama güvenmeyeyim. Tamam diyeyim, bu botmuş. Ben buna güvenmiyorum. O yüzden yaptığı hiçbir şeyden de nem kapmam. Arkadaşlar bu arada devirsem deviriyormuşum biliyor musunuz? Ben bir an fake attı, gelmiyor sandım. Geliyormuş. Bir kat palet daha takımımızın hizmetinde son buldu. Ama The Game'de böyle oynayacaksın ya arkadaşlar. Map böyle oynamanı istiyor gerçekten. Ne bulursan devir ya. Dönebiliyorsan dön tabii de. Tamam, tam aşağımda. Görünmezliğe geçti, buraya geliyor. Yani Raze o jöle gibi gelişin var ya. O jöle gibi gelişini... Scamberk ya. Gerçekten Scamberk ya. Böyle bak yürüyüşüm tilt ediyor ya beni bu katilin. Gerçekten böyle kafasını diye sallayarak salak gibi yürüyor ya böyle. Vallahi billahi en çok ona tilt oluyorum bu katilde ya. İkinci olarak da ben bir yerden gideceğim zaman orayı görünmezken blokluyor ya. Sen al...
Şuradan gelişine götüne tekmeyi vuracağım şimdi, şu kutunun içine sokacağım seni ya. Hem asılmışsın, ben asılmamışım. Önce ben yıldayım yani, seni daha mantıklı olan. Hem de patlatıyorsun, yerimizi belli ediyorsun ya. Reis Bey kolay gelsin. Aha helal lan size. Adam başkasında barış kapıyı 99 yapalım da bizimkilerin işine yarayalım. Yine iyi niyetimden ölürsem harbi diyorum şu arabaya biner giderim bak artık bir daha bu map geldiği zaman. Allah Allah. Onu düşürdü ama unuttuğu bir şey var. Purpo keçi gösterecek. Aman diyeyim hemen Purpo'ya gitmeliyim. Gel gel bok var gel. Gel gel. Artık keçimizi bulalım. Tam şuralarda bir yerde çıkacak ya da şu odanın içinde çıkacak. Çıkmadılar. Ha bak. Yani yakın. Yakın bir konum. Ama işte kapıları bir şekilde açtığımız için ister istemez adam hiç ile uğraşmıyor. Lan bu sefer de anahtar aldım. Hiç anahtar kullanacak fırsatım olmadı. Gerçekten inanılmaz ya. Neyse. Maçlar güzeldi bence yani. Keyifliydi. Ben keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir tane Nords maçı maalesef elektrik yüzünden piç oldu. 5 maç atacaktım. Editlemem falan gerektiği için şu an çok uzatamam videoyu. 4 maçta kaldık mecbur. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.